Karakolda ifademi kim aldı sence? Temel midir mi? Cüneyt. Cüneyt Özışık mı? Hı hı. Polis muhabirliği yaparken senin peşinden koşturan Cüneyt. Hı hı. Hadi canım. O geri dönmüş mü? Evet, Akıncı dosyası için. Allah Allah. Sana karşı nasıldı peki? Hı. Sıradan. Ha. Ya normal bir karşılaşma gibiydi. Beste Cüneyt kim? Ya sana ne oluyor Taner ya? Sen her şeyi bilmek zorunda mısın? Hem sen ne zaman bana abla diyeceksin? Hı? Hadi, hadi. Aç şu görüntüleri izleyelim. Siteye koymak için seni bekledik. Hadi Allah aşkına aç şu görüntüleri. Montajı Beste ile birlikte yaptık ama sana bir şey söyleyeyim mi? Görüntüler olay. Süpersiniz. O vapurdaki çocuğun çektiği görüntülerle senin attıklarını montajladık. Zehir gibi bir aksiyon filmi çıktı ortaya. Tabii ki bu benim fikrimdi. Hayır. Hani aç izleyelim. Hazır mısın? Evet. Şöyle. Söyle aslan. Senden bir polisle ilgili bilgi isteyeceğim. Polisle ilgili bilgi istiyorsun. Hayırdır inşallah. İsim? İsmini bilmiyorum. İlk kez bu akşam gördüm. Vapurda karşıma çıkan tek polisti. Terörle mücadele eden. Yeni atanmış biri olabilir. Az önce Nergis Emiroğlu'nu evine kadar takip ederken gördüm. Bunun kim olduğunu öğrenelim abi. Tamam aslan. Bakalım neler bulacağım. Eyvallah. Müdürüm, gazeteci Nergis Emiroğlu'nun sitesinde bu gece fabrikada yaşanan olaylarla ilgili görüntüler yayınlanıyor. Görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor müdürüm. Nasıl yani? Aferin Cüneyt! Kızın ifadesini o aldı. Sormamış mı ellerinde görüntü var mı yok mu diye? Bilemiyorum müdürüm. Yücel, bu görüntüler her nerede yayınlanıyorsa hemen erişim yasağı koysunlar. Emredersiniz. Hadi çabuk! Bu ne ya? Bizim site erişim yasağı gelmiş. Evet Nergis. Emniyet dün geceki olaylarla ilgili YouTube ve bütün sosyal medyadaki bilgilere erişim yasağı getirdi. Bu nasıl yani? Hani ne olacak şimdi? Yani biz bu görüntüleri silmeden bu yasak asla kalkmaz. Arkadaşlar bizim bu siteyi açık tutmamız lazım. O zaman bu görüntüleri siteden kaldıracağız. Elimizdekileri de emniyete teslim edeceğiz. Başka yolu yok. Öyle gözüküyor. Hadi biz şu olayların üstünden tekrar bir geçelim. Şimdi Akıncı'nın NATO konvoyuna saldırması bütün dengeleri alt üst etti. Deniz piyadelerinin gizli yapının paralı askerleri olduğu ortaya çıktı. Amerikan Başkonsolosluğu görevden alındı ve taraflardan silahlar hakkında hala bir bilgi gelmedi. Şimdi gizli yapı silahları kime teslim edecekti? Yani kimdi bu? Gizli yapının İstanbul'daki ortağı mı? Sonra dün gece vapurda yaşanan olaylar, Akıncı'ya kurulan tuzak, kim kurdu bu tuzağı? Bence bütün bunların arasında bir bağlantı var ve bizim bunu ortaya çıkarmamız lazım. Ama tok karnına. Önce bir şu karnımızı doyuralım da bir kafamız çalışsın. Çay yok. Kahve var. Çaysız kahvaltı mı olur Besteciğim? Yani bence olur. İyi sence olur. Ben gidip bir çay alıp geliyorum. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.